Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu akşam yine bir acil bir video çekip siz de bu son gelişen olaylarla ilgili bir video çekeceğim. Videomuzun konusu da ismini de söyleyeceğim, Savaş Cebeci. Bu akşam bir video attı. Videoyu da az önce seyrettim. Yani şöyle söyleyeyim, biraz da duygulanmadım değil, işin doğrusunu konuşayım. Yaptığı yanlışı anlatıyor. Bedava mevzuya girdiğini anlatıyor. Doğrusunu söylüyor. İnsan bazen hataları yapabilir. Ki bunu hepimiz de yapıyoruz. Ben de yaptım bu süreçte. Yani ben şöyle bir hata yaptım. Ben video yapmakla, yani kanla video yapmakla hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama sonradan attığım bazı reslerde, İşte İlyas abi, bilmem ne abi falan filan, bunlara da çok gerek de yoktu işin doğrusu. Ama bu sosyal medya, işte ne bileyim, bizim de den yolumuza geldi demek ki. Böyle videolar yaptık. Sonuçta aynen dediği gibi, olaylar oradan nasıl gelişti, dediği gibi miydi, değil miydi, orasını bilmem. Yani bir şey demeyeceğim. Ama yaptığının yanlış olduğunu, bu mevzulara girmesine gerek olmadığını ben zaten söylüyordum. Birçok insan da bunu söyledi. Yani böyle bir şeye gerek yoktu. Yani arsada, marsada, şurada, burada bu mevzuya girmeye gerek yoktu. Yani son yıllarda Savaş Cebeci'yi takip ettiğim kadarıyla bence en akılcı konuşması bu oldu. Beni de hakikaten böyle bir silkelenme muhabbetine soktu. Yani kendimi sorgulama muhabbetime soktu. Evet, bu gençlere bir kötü örnek olabilir. Yani herkes birbirine racon kesme falan gibilerinden. Hatta ben geçen yaptığım, yani son attığım video, şu anda yayında olan video, daha önce, yani bu videodan önce yayında olan video. Şimdi bu arkadaştan bir video yaptığımız zaman, yani bunu sokakta falan değil, saygılı da bir çocuk. Sokakta falan değil, normal ringde yapılacağını, böyle bir şey yapması gerektiğini da ben kendisine de söyledim. Yani bu sokakta falan olursa bu hepten serseri iş olur. Yani insanlara kötü örnek olur da dedim işin doğrusu. Tabii ben de istenmeyen bir şekilde bazı şeylere yaptım. Yani bazıları kızdı, bazıları sevdi ama bu sosyal medya böyle bir muhabbet. Demek ki yaptığının yanlış olduğunu Savaş Cebeci de anladı ki yanlıştı zaten yaptığı. Yani şimdi ben de eğer onu kırıcı laflar etmişsem, yani gerçi o bana bir şey söylemiyor, beni kastetmiyor ama ben yine de içim biraz burkuldu işin doğrusunu konuşayım. Yani söylediğim laflardan dolayı ondan da özür dilerim. Yani bu mahkeme süreciyle ilgili değil de bu son zamanına, işte İlyas abi, bilmem ne abi gibilerinde attığımız videolarda gerçi kendisine böyle kötü bir sözüm de olmadı. Yani bu süreçte. Kendi bir şey söyledi. Kaan çıktı, mevzuya dahil oldu. Aslında biz Kaan'la video çektiğimiz zaman, yani işin bu tarafına gideceğini, bak yemin ediyorum, ben bilmiyordum. Yani bu ringe gidilecek. Birilerinin, daha önceki videoda söylediğim gibi, mevzuya girilecek diye biliyorum. Yani daha böyle profesyonelce, daha sportmence olacağını tahmin ediyordum. Hatta biz Kaan'la, yani ona da sorabilirsiniz, konuştuğumuz zaman, yani ister buraya gelir, ister farklı bir yerde çayımızı, kahvemizi içeriz. İcabında bir video çekeriz veya çekersiniz, neyse. Ben orada olmayabilirim de tabii. Yani beni çağırmazsa dedim, gerek de yok. Çağırmayabilirseniz de, çağırırsanız da gelirim. Bak yemin ediyorum, biz Kaan'la konuştuğumuz böyleydi. Ama gelişen olaylar, iş böyle, hani erkek erkeğin şakası kavgaya gider. Kadın kadına şakası da bilmem neye gider derler ya. O muhabbet gibi oldu. Şimdi Savaş Cebeci hatasını anladı. Yaptığı yanlışı anladı. Bu da bir erdemdir. Takipçilerinden, insanlardan, sosyal medyayı takip eden insanlardan özür diledi. Biz de kardeşim, yani bir hata yaptıysak ona karşı özür dilerim. Hatta bu mevzuyu yani şöyle, ben Savaş Cebeci ile bir videoda çekebilirim.
Gerekirse ondan özür de dilerim. Yani bunun mahkemeyle falan ilgisi yok. Gerekirse bir şey aramasın. Yani kendi kabul ederse bilmiyorum. Orta bir yerde buluşup işte anlatırız, ederiz. Gençlere de iyi bir mesaj veririz. Bir abisi olarak icabında kamera arkasında da bir iki nasihatim de olabilir. Yaptığının yanlış olduğunu, bizim yaptığımızın yanlış olduğunu. Ama şu da bir gerçektir ki arkadaşlar. Şimdi sosyal medya öyle bir şey ki bu normal televizyonlarda da olsa, yani ulusal kanallarda, bu YouTube kanallarında da olsun, konuşan insanlar, insanların önüne çıkan kişiler, bazı şeyler anlatan, öyle veya böyle spor veya farklı bir şeyde eleştiriye her zaman açık olması lazım. Yani ben bir şey dedim, benim söylediğim üzerine laf söylenmez. Mantığı yanlış. Eğer sen buradaysan biri seni eleştirecek, biri seni övecek. Yani benim mesela attığım reslerde, yaptığım videolarda atıyorum bunun toplamına 1 milyon beğeni geldiyse bunun belki 1000 tanesi aksi yorumdu. Diğerlerinin hepsi hocam adamsın, kılsın, gaz veren, hakikaten beğenen, artık amaç neyse, ne düşünüyorsalar bilmiyorum. Bu şekilde muhabbetler oluyor. Tabii ki gençlere böyle daha akılcı mesaj verirsek en azından gençlere bu kavganın iyi bir şey olmadığını, insanların barışabileceğini, yani ne kadar aralarında bir sürtüşme şurada bu da olsa bunu da görebilirler. Kabul ederse ben videoda çekerim. Ha, beni sevmesine veya takdir etmesine de gerek yok ama kimse kimseyi üstün görmeyecek. Herkes insandır. Yani bu ülkede profesörü de insandır, çöpçüsü de insandır, bireydir. Yani senin zengini de kaliteli adamdır, fakiri de kaliteli adamdır. Onun için yani gençlere burada pozitif bir şey verelim. Kavga hakikaten güzel bir şey değil. Yani dövüş sporlarını tamam ben de destekliyorum ama bu ringde olur. Yani hayatınız tehlikeye girmedikçe gidip başınıza iş aramayın. Başınıza bir hal gelir. Ama ölürsünüz, ama birini Allah muhafaza öldürürsünüz. Hayatınız cezaevinde geçer. Cezaevi koşulları da ben çok insanı dinledim. Abi diyor, yani yeter ki diyor ağzıma sıçsaydılar da diyor ben cezaevine girmeseydim. Bu videoyu inşallah beğenirsiniz. Gençler akıllı olalım. Yani bu tip şeylere örnek almayalım, güzel şeyleri örnek alalım. Diyeceksiniz ki hocam yani sen de doğru düz konu, ya konuşmak farklı bir şey. Yani herkes biraz küfürlü müfürlü konuşuyor ama yani insanlara zarar verici hareketlerde kaçıralım. Daha böyle pozitif, barışçı olalım. Herkese iyi akşamlar gençler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.